Erkekler her şey ister ya. Erkeğin istemediği bir şey var mı? Güç ve iktidar isterler. Erkekler ne istermez? Asıl soru bu. Erkekler ne istediklerini bilmiyorlar bence. Bir şeyler yolunda değil besbelli. Türkiye'de kadınlar özgürlük ister. Kadınlar huzur ister. Değer verilmek istiyor, anlaşılmak istiyor. Evlatları ölmesin ister. Rahatça yürüyebilmek istiyorum bu ülkede. Bizi dinlemeyi sevmiyorlar bir kere. Bizi çok gerizde buluyorlar. Biz belki dinlemeyi bilmiyoruz. Bizim onları, onların da bizi anladığı gün sanırım kıyametin koptuğu gündür. Dizilerde vahşet var, tecavüz var, aldatma var. Hiçbirimizin hayatı öyle topuklu ayakkabılarla villalarda geçmiyor. Tarihini bilmiyor, diziden öğreniyor. Kılıçla oturup dizi izleyen biliyorum. Ya, mafyanın iyisi kötüsü olur mu? Tabanca yoksa reyting yok. Öpüşü yasaklıyor, silahlar serbest. Öpsün ya, o hayatın gerçeği ya. O kadar çok çift fikirlilik oldu ki. İnsanı insan olarak seversen %90'ını halledersin. Ayrımcılık yoksa bir yerde, mutluluk, huzur oradadır zaten. Ne olmuş bir seferde, ne olacak? Böyle bir insan var. Bayan hem de. Ne yapacağız? Biz kendimizi sahip çıkacağız. Sokakta yürürken arkanda ayak sesi duyunca tedirgin oluyorsun. Kulaklıkla yürüyorum ki başkalarının ne dediğini duymayayım diye. İnsan düşünmemeli karanlıkta. Hani şu erkek acaba bana bir şey yapar mı? Güvenimiz çok sarsıldı erkeklere karşı. Ben sevdim diye öldürdüm diyor. Bu nasıl sevgi ya? Sevdiğini yaşatırsın ya. Karısını ezebilecek kadar vahşi. Çocuğuna taciz edecek kadar rezil. Yani... Yok, bu net. Vurmayacaksın. Nokta. Hani insanlarda korkun yok bari. Allah'tan bilene korkun yok. O annesinden şebet verir, öbürü 9 yaşında evlenir. Allah affetsin. Zevkin de bir adabı var be. Yani birey adam. Bunlar erkek değil, insan değil bunlar ya. Kansızlar ya. Kocaman bir zombi, nasıl bir zombiyi görürsün, kaçarsın? Bir erkek kadına kötü davranıyorsa ekmeğe dilenir. Yemek yaptırıyor, ütü yaptırıyor, dışarı çıkmasına izin vermiyor. Kanadını kırıyor, sonra uçmasını bekliyor. Sıkıntı zaten orada. Bağırmamız lazım. Bir kere çığlık atmayı öğrenmek gerekiyor. Biraz silkelen, ayağa kalk, güçlü ol, sesini çıkart. Mahalleye inletirim. Sadece yardım istesinler. Birileri kesinlikle koşacaktır yani. Aşk olduğunda uçarım ya, gerçekten uçarım yani. Yani sanki onsuz dünya dönmüyormuş gibi. Sanki dünyada ondan başka kimse yok gibi. Yemekten kesiliyorsun, içmekten çekiyorsun çünkü aşıksın. O anda her taraf güp güneş oluyor, onu düşündüğün zaman. Hayatımdaki en güzel şeydi. Aşk kadar, sevgi kadar güzel bir şey var mı ya? Konuşarak çözülmeyecek hiçbir konu yok bence. Zaten birbirimize destek olursak, konuşarak anlaşırsak bu işi başarırız. Gerçekten dünya çok güzel bir yer. Çok güzel bir hayat var. Yaşamasını bilene. Herkesin bu soru kendisine sorması lazım. Neden bu duruma geldik? Buna aşık olduğumu sözle belli ederim, söylerim. Öyle yaptığı zaman karımı daha çok seviyorum.